Konya Halkapınarı İvriz beldesindeyiz burada. Aslında Halkapınar'a bağlı turistlik bir yer burası. İvriz aslında Ereğli'nin ilk önce yerleşim yeri. Ereğli o tarafa doğru gittikten sonra burası tarihte bizim de anlattığımız gibi farkındalık oluşturan aslında müthiş ve mükemmel bir yer ve aynı zamanda doğa harikası bir yer. Bir de doğa klima burada var. Yani benim bakmayın kısa kol giydiğime, gündüz çok iyiydi biraz ama şu anda üşümeye başladım burada. Ve çok değerli, yıllardır mücadele eden, yıllardır kendi kenti için mücadele eden Mehmet Bakkal kardeşimizle beraberiz. Buranın belediye başkanı. Sayın Başkanım, şunu sorayım size. Biz buraya gelirken bize dediler ki Ereğli'de İvriz'i gezdiniz mi? Telefon da ettiler bize. Ve dedik ki tamam bir İvriz'i çekelim dedik. Biz İvriz'e geldik. İvriz sizin ilçeye bağlı olan bir yer. Bir de burada Almanları gördük burada. Almancıları gördük diyelim. Onlar çok sevinçti. Güzel bir yer. Doğa harikası hakikaten çok güzel. Öncelikle Halkapınar ilçemize, İvriz'imize hoş geldiniz. Tabii burası turistik bir yer. Milattan önce 1200 yıllarda Hititlerin yaşamış olduğu bir yer. İlk tarım kaya anıtının bulunduğu bir yer. İvriz'imize yılda 500 bin turistin geldiğini söyleyebiliriz. Tabii biz ihtiyaçlara cevap verebiliyor muyuz? Zorlanıyoruz. Yani küçük bir ilçeyiz biz. 4400 nüfuslu küçük bir ilçeyiz. Tabii burada İvriz'imizde sorunlarımız var. Park sorunlarımız var. Çünkü burası Ereğli'nin de bir değeri, Halkapınar'ın bir değeri, Konya'nın bir değeri. Burada biz burayı öyle bir güzelleştirmeliyiz ki İvriz'i. Yani buraya gelen insanlar geldikleri zaman tekrar dönüş yapıyor ve ailesiyle tekrar gelmek istiyor. O kadar güzel, leziz bir yer. İnsanlarıyla, havasıyla, doğasıyla çok müthiş bir yer. Biz istiyoruz ki İvriz'imizi böyle hak ettiği seviyelere getirelim. Tabii burada bizim belediye olarak gücümüz hepsine yetmiyor. Burada yetkililerimize de seslenmek istiyorum ben. İvriz'imize biraz daha önem verelim. Burayı dünyaya kazandıralım. Çünkü dışarıdan çok turist alıyoruz burada. İşte az önce söylediniz, Almanlar geliyor, diğer ülkelerden geliyorlar. Şirin bir ilçemiz. İnşallah ben ümit ediyorum ki değerli yetkililerimiz bizi duyacak, bizim sesimize kulak verecekler. Ve Halkapınar'ımızı, bu şirin ilçemizi ve güzel İvriz'imizi daha da güzelleştirerek, turizme kazandırarak, hak ettiği şekilde güzel, nezih bir ortama getiririz inşallah. Köprüden geçemiyorum, köprüden geçemiyorum, az doldur içemiyorum lay lay. Haldan bilmez dilay lay, söz anlamaz ne. Çare var, çare. Efendim sizi tanıyalım. Benim adım Kemal Kurt. Almanya'dan geliyoruz. Buraya Oh, tatile geldik. wo in Deutschland, wo? Dortmund. In Dortmund. Dortmund. Ich war in Duisburg. Ah, okay. Alles klar. Wie heißt du? Kemal. Kemal. Evet. Findest du gut hier? Schön? Sehr schön. Sehr schön. Zum zweiten Mal hier. İkinci kez geldim. Zweite Mal. Genau. İkinci kez gelmiş sevgili evet. izleyici. Dilimize eşek arası soksun. Böyle 17 yıldır buradayım ben. İyi ki ne yakaladım. Hiç olmasa biraz Türkçe konuş, Almanca konuştuk efendim. Almanya'da geliyormuş. İkinci sefer buraya gelmiş. Efendim. Ya İvriz'e ikinci kez geliyorum. İvriz'e. Biz kendimiz ailece Konya Ereğli'de kalıyoruz. Evet. Ama İvriz'e ikinci sefer evet. geliyorsunuz. Efendim, burası yeteri kadar tanıtılıyor mu sizce?
Ya bizler tabii biz akrabalarımızdan duyduk hani buralarda İvriz'in olduğunu. Yoksa öbür türlü hiç duymamıştık. Bize akrabalar tavsiye etti. Onların sayesinde geldik buraya yani duyduk. Köprüden geçtik. Gelini de söyledik. Baktık bu millet karpuz yiyor. Dedik ki karpuz. Karpuzdan bir dilim alalım dedik. Alalım. Yok yok sağ ol, evet, teşekkür ederim. İvriz Ereğli'nin ilk yerleşim yeri. Burası da ilk yerleşim yeri İvriz. Peki sizce burası yeteri kadar tanıtılıyor mu? Yok yok, hiç alakası yok. Hiç tanıtılmıyor. Türkiye'de kimse Ereğli'yi bilmiyor ki burayı bilsin. Yani zayıf yani, bu belediyenin şeyinden geliyor yani. Nasıl tanıtılması lazım? Şimdi bizi Sayın Başkan izliyor, Hüseyin Oprukçu. Siz dileklerinizi söyleyin efendim. Yani tabi bu turizmle ilgili yani bir sürü danışmanlar var. Ne yapacak? Tanıtacak Ereğli'yi. Yani çoğu mesela ilde, ilçede yani nasıl tanıtılıyorsa turizm şirketlerine iletiliyorsa, burada Türkiye'de, dünyada da belki İvriz kapatması var. Oradan başlayacak. Altun ile Gündüz Gece programı bu hafta Konya Ereğli'de. Yani Türkiye'nin her tarafını gezdik. Adım atmadığımız yer yok Türkiye'de. Ereğli'ye ilk sefer geliyoruz biz burada. Ve Ereğli'ye geldiğimizde de programa başladığımızda pazar günü resmen programımıza başladık. Programı çekmeye başladık burada. Babalar günün ne denk geldi. Dolayısıyla farklı bir program oldu. Analar, babalar günü, bayram günü biraz daha farklı oluyor. Programın doğaçlaması açısından çok önemli. Eredem. Eredem bizi buraya davet etti. Madem dedi ki siz Ereğli'ye gelmemişsiniz, Ereğli'yi de çekmemişsiniz, o zaman Hasan Altun ile Gündüz Gece programı bir de Ereğli'yi çeksin, Ereğli'yi tanıtsın dedi. Ben onun için Eredem'e çok teşekkür ediyorum. Eredem'in büyük patronu, baş tabibi ve ilk başlangıç noktalarını oluşturan Abdullah Kekeş. Abdullah Bey, ben hoş geldim. Sen hoş geldin, hoş bulduk.
Ben hoş geldim değil mi? Evet, evet. Abdullah Bey, Erdem. Daha önce Edem'miş burası, öyle değil mi? Erdem'in, Ereğli'nin yani resini alıyor. Evet. Edem manası Kahramanmaraş'ın belki hala daha var, Edem'ini alır. Erdem. Edem. Yani şeyden bizim memleketimizde soracağı zaman ondan bir filan adamın işte adresi falan şudur budur denirdi ama biz bunu sadeleştirişin esi de burada, eri de burada toplam Erdem. Çünkü gece malumat sütten yapıldığı için sütüne yapar dondurmaya ya bu teşkilatlar falan böyle bir şey yok o zamanda. Ondan sonra sabahına erkenden de Bismillah der, kaşığı eline alır, kaşığıyla satmaya başlar. Abdinin dükkanının önü kuyruk. Tabii sevgi var, aşk katmış var. Değil mi? Hala. Aşk katmış, bu var ya, bu dondurma yaparken içine aşk katmış, öyle aşk. Abi. Dondurmaya aşık zaten, değil mi? Askere gitmeden evlendim. Yani... Evlendim de yalnız, ben böyle... Çırılak olarak yani illa beni eğerim falan böyle değil ama insanda bir burukluk oluyor, burukluk. Evet, doğru. İnsanda bir burukluk oluyor. Bunlar... Allah rahmet eylesin. Onun kocası, babam falan bir araya geliyorlar. Ya bu çocuk neşesiz durmaya başladı. Evet. Neşesiz durmaya başladılar. O zamana kadar da bak şu kullanmadığım bir çerdöver yok benim. Vay. Evet, evet. Ve onun tamiratını da kendim yapmak suretiyle. Patron gelirdi. Çiftlik sahibi, bunu dediğim yüz dönüm, bir dönüm derim daha. Bu dediğim arazi, bunlardaki arazi 12 bin metrekare. Şöyle arkada şeyin ardına tutardı eline. Sen dedi inşallah dedi bizi dedi bu dedi açık konuşum. Fellah fellah. He babana rahmet. Fellah. Ha çünkü onlar devlet bak. Efendim ha efendim. Bizi dedi onlardan kurtaracaksın sen dedi. Böylelikle o da bizi bir şey yaptı yani böyle, onura etti, onura etti. Ben şunu söylerim. Doğruluk, dostum varsa şey yap. Doğruluktan ayrılmak kötü bir şeydir. Ben çocuklarıma da dedim oğlum, az yapın, güzel yapın. Yani şunun şurasını düşürelim, kaliteden düşürelim, fiyatını çoğaltalım. Öyle bir şey dedim yani düşünmen aklınıza da gelmesin dedim. Bu şekilde onlar da peki dediler sağ olsunlar. Aa, bak önünde şey. Önlük he. Ha, ondan sonra buradan bir dükkana şey yaptık. Daha kiraladık. Oranın da ilk şeyini de Abdus da dedi ki baba dedi. Falan yerde dedi bir dükkan varmış dedi. Satlık dedi. Gel gedek de bir bak dedi. Ben de düştüm ardına gittim. Ben diyeyim ki arkadaş bir tane şimdi bir dükkana talip olduk. Şimdi bunu ödemeden ikinci bir gambır gambır üstüne olursa ödeyemezsek bizim için hoş bir şey olmaz falan da ne zaman ikisi de hayatta ne zaman olursa o zaman getir kardeşim. Mahcubiyetini şey yapmadan, yani ayak altına vermeden biz işi götürdük. Elbette var. Onlara buradan bir selam gönder. Biz de böyle bağlayalım. Mesela ismini anacağın insanlar da olabilir. Yok yok. Şimdi benim Maraş'ta var 5-10 tane. Yani. Ya Maraş'ta sadece değil. Bak mesela senin asker arkadaşın Niğde'deyse. O da Trabzon'da. Öyle mi değil? Onlar da bizi izliyorlar yani. Bizim programımız izleniyor yani. İyi izleniyor.
Değerli arkadaşlar, Sayın Üstam'la beraber biz konuşma yaptık. Konuşmanın içerisinde mutlaka sizlerin de payı var, sizlerin de hissesi var. Bu bakımdan hem Üstam'ı çok yarmadan, çok yormadan, eksiğiyle, fazlasıyla sizlere ulaşmaya çalıştık. Ancak bazı toplu olaraktan yani görmek istedim ama toplu olmak da şu anda mümkün değil. Hem hoş geldin diyorum, hem de güle güle diyorum. Hem çağırıyorum, hem güle güle gidin diyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Vaktiniz hayırlı olsun. Eyvallah abi. Nasılsınız? Teşekkürler, sen nasılsın abi? Çok şükür efendim. Bu hafta burada Ereğli'de program çekiyoruz ve bu hafta burada pazar gününün bir özelliği var. Ne özelliği var? Pazar günü tatil günü. Aynı zamanda. İşletmelerde biraz daha sakin, ailelere vakit ayırma günü. Değil mi? Gezme günü. Gezme günü ama pazar gününün babalar gününe denk gelmesi biraz daha farklı mı? Aynen. Öyle mi? Tabii. Peki sizde mi oluyor acaba? Ya bu hafta denk geldi. Daha aynen. Pazara denk geldi, çok yani, iyi oldu. Pazara denk geldi. Biz de pazara denk geldi diye Ereğli'de program çekiyoruz. Çok iyi. Birbirini tamamlıyor yani, öyle mi? Efendim, şöyle baktığında Ereğli'de bir eksik görüyor musun? Eksik. Var mı? İlla ki var yani. İşletmeler olarak biraz daha yatırım amaçlı çalışılacak iş yeri açısından çok az, çok nadir, iş arayan insan çok, düzenli işletme yok. Evet. Ama çok şükür var yine ufak. Yine tefek, ufak. Yine, yani kendi yağında kavruluyor insanlar. Güzel yerler var. Tabii yine, tabii tabii. Tabii evet, Ereğli'miz güzeldir, Yeşil Ereğli. Son defa, bir daha söyle ne? Yeşil Ereğli. Yeşil Ereğli, yeşillik. Yeşil aynı Ereğli zamanda. Elmasıyla meşhur kiraz. Beyaz kiraz. Beyaz kiraz. Bir daha söyle. Beyaz kiraz. Beyaz yok, kiraz. Nerede bulacaksın? Burada. Değil mi? Evet. Kışın Temmuz ayında Temmuz 15. Öyle mi? Temmuz o 15 mı döneminde Eskihisar bölgesi, Zara Pahalıkapılar o taraflarda olur. Evet, öyle. Efendim, babalar gününe bir mesajınız bütün olur mu? Babaların, babalar gününü kutlarım. Öncelikle şehit ailelerinin babalar gününü kutlarım. Bugün tuz, tavuk, pirinç mi? Evet. Yemeği yapacağız. Yemeği yapacağız. Evet. İsminiz? İsmim Ekber. Ekber. Evet. Ekber hangi millettensin? Ben Özbek milletindeyim. Özbek. Gel evet, bakalım gel gel. Özbek millet. Özbek. Evet. Özbekistan'da ne zaman geldiniz? Çok Özbekistan'dan ya Afganistan Özbek'indeyim. Afgan Özbekistan. Ha anladım. Afganistan. Afganistan'daki Özbeklerindensiniz. Evet, evet. Buraya ne zaman geldiniz? Buraya 3 senedir buradayım. 3 sene. Evet. Nasıl peki, size iyi bakılıyor mu? İyi valla, biz razıyız. Razısınız iyi bakıyor, değil mi? İyi bakılıyor. Değil mi? İyi yani, çalışıyoruz yani. Çalışıyorsunuz da burada. Evet. Bugün babalar günü. Bugün babalar günü, tamam. O zaman babalar günü kutla. Tamam. Hepinize babalar gününü kutluyorum. Çin yürekten hayırlı tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hanım, babalar gününü hatırlatacak hanım nerede? Ama çok güzel bir gelişiniz vardı. Değil mi? Allah evet. Yani bence herkese bir örnek olacak. Evet, ben sizi kutluyorum ederim bu hususta efendim. İsminiz? Ahmet. Ahmet. Bugün babalar günü. Evet. Biliyorsunuz pazar evet günü. Biz de Ereğli'deyiz. Evet, evet. Yani biz her kenti geziyoruz. Evet. Ve bu hafta dedik ki babalar gününde Ereğli'ye ayıralım. Ereğli'nin programını çekelim dedik. Çok teşekkür ederiz. Ahmet, sizce babalar günü yeteri kadar işleniyor mu? Demin ablamdan şey yaptın hemen. Kesinlikle hayır. Babalar tamamen bitik yani. Sıfır. Dondurma ya. Hediye parası bile. Gel bakalım, biri yanıma gelsin. Hayır, biri şeker, biri senin gelir. İsmin ne? Şadi. Şadi. İsmin Şadi. Şadi, babanı mı seviyorsun, anneni mi seviyorsun? Hangisini çok seviyorsun? Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Bugün kızmış size herhalde, değil mi? Yeteri kadar harcama yapılmadı herhalde. Park parktan, istedi. Evet, parkı biraz erken bıraktık, ondan dolayı kızım bize. Peki, efendim, Ereğli. Evet. Ereğli deyince akla ne geliyor? Ereğli deyince havası suyu geliyor ya. Kirazı evet falan. Evet. Onlar yani özel. İnsanları çok güzel gerçekten. İnsanlarımız caddeleri tertemiz, evet, değil evet mi? Evet. Buranın belediye başkanı ismi ne?
Hüseyin Öprokçu. Nasıl bir insan? Hüseyin Öprokçu iyi birisi. Yani tanıdığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla hizmet daha yeni. Hizmet ediyor yani. Hizmeti iyi. Yani. Baktım çok düşüncelisin öyle. Bugün günlerde ne günü? Babalar günü. Babalar günü. Peki babalar günün kutlandı mı? Kutlandı. Onların sürpriz hediyelerini aldın mı? Aldım. Bak göreyim. Demek ki şimdi düşünüyor bu da. Bunlar bana sürpriz bir hediye yaptılar. Gelecek senede anneler günü. Anneler efendim söyleyeyim. Benim ama annem yok ya. Öyle mi? Annem ta yakın öldü. İsmin? Bülent Kara. Bülent. Ereğli misiniz? Ereğliyim. Ereğli deyince aklına ne geliyor? Vallahi niye geliyor da. Ereğli sevilecek yer canım. Babalar günü var bugün. Öyle değil mi? Tabii. Efendim, siz de babalar gününü kutlar mısınız? Babalar günü kutlarız tabii. Peki televizyona ne söylersiniz? Bütün Ereğli'mizin, bütün babaların babalar günü kutlu olsun. Evet. Efendim, siz hediye aldınız mı? Benim daha babam rahmetlik oldu. Siz kendiniz. Aramadım. He? Babam rahmetlik oldu benim. Öyle mi? Peki. Ona bir Fatiha, üç ilahı serif okudum. Sana canım feda, vatan sana canım feda, her Türk asker doğar, her Türk asker doğar. Sana canım feda, vatan sana canım feda, vatan sana canım feda, her Türk asker doğar! Her Türk asker doğar! Nasıl yeniliyor dondurma? Sırada. Tamam.